90 artıdan mutlu günler, mutlu akşamlar. Değerli yorumcularım Cemal Ekentoko ve Mehmet Tan'la Bursa Spor'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Bursa Spor, Samsun Spor, Bursa Spor ve Bursa Spor, Bandırma Spor mücadelelerine ele alacağız. Ve Bursa Spor'da tabii başkanlık seçimi için artık çok kısa bir zaman kaldı. Başkan adayları veyahut da çıkmayı düşünen isimler hakkında değerlendirmelerimiz olacak ama isterseniz öncesinde Bandırma Spor mücadelesiyle başlayalım. Sayın Ekantakos'la başlayalım. Ardından hemen Samsun Spor maçına da geçeceğiz. İki maçı birlikte değerlendirmiş olacağız bu programımızda. İki birlik bir galibiyet, son dakikalarda gelen goller ve Eren'in yıldızlaştığı bir gece oldu. Sayın Ekantakos, nasıl değerlendiriyorsunuz mücadeleyi? Aslında maç gerçekten güzel bir maç oldu, Bandırma maçı. Aslında maça iyi başlayan, sürekli pozisyon üreten bir takımdı Bursa Spor, Bandırma Spor karşısında. Ama işte 45'te ilk yarıda bir tane atakları vardı. Onda da geldi. Gol oldu. Gol oldu. İkinci yarıda da biz iyi oynarken onlar ani çıkışlarla pozisyonlar bıraktılar. Ama biz 10 dakika içerisinde 61'de oyuna giren Eren Güler'in Batuhan Kör'le birlikte girdi, evet. Evet, iki tane golüyle zorlu maçı kazandık. Gerçekten 90+4'te Burak Altıparmak'ın harika bir şekilde aldı at diye verdiği pasta harikaydı. Bizim bu maçı kazanmamız bir anlamda Samsun maçına daha bir umutla bakmamıza neden oldu ama diğer rakiplerin de kazanmasıyla birlikte ilk 6'ya girebilme ihtimali iyiden iyiye kayboldu kazanmamıza rağmen. Evet. Ama takım olarak inanılmaz bir mücadele ortaya koydular ki özellikle maçın son 80'den sonraki ortaya konan olağanüstü hırs çok daha gelecek için çok daha umut vericiydi. Bir yerde genç bir oyunculardan kurulu bir takım. Diğer tarafta yabancıların da oyuna dahil olmasıyla birlikte 5 tane yabancıyla oynayan Bandırma Spor karşısında gençlerin iyi mücadele edip kazanmaları gerçekten çok çok güzeldi. Alkışı hak edecek bir güzeldi. Evet. Maç sonunda da işte çok az sayıda türbündeki yedeklerin falan Eren'e de orada üçlü çektirmeleri de bana göre Bandırma maçının, Perşembe maçının en güzel hareketlerinden biri oldu. Ama burada buranın mesafe olarak mesela rakibimiz bir gün önce gündüz oynuyor. Siz bir gün sonra gece maçı oynuyorsunuz. Sonra Samsun yolculuğu, Samsun sizden bir gün önce oynuyor. Siz Samsun'a gidiyorsunuz. O Menemen'den, İzmir'den aynı gün Samsun'a dönebiliyor. Daha fazla dinlenme ve hazırlanma şansına sahip. Sizin hazırlanma şansınız olmuyor. Ama ter antrenmanı yapabiliyorsunuz sadece. Evet, yani anlamda. Gerçi Bursa'da dönüşte bir tane antrenman yapıldı. O da rejenerasyon dediğimiz yenilenme, evet, antrenmanı yapıldı. Onun haricinde bir çalışma yapılmadı. Sabah gittiler. Akşam işte cumartesi akşamı Samsun'da yapılan bir o da ter idmanı oldu. Yani tamam, maçlar hafta arasına sıkıştırıyorlar sezonu yetiştirmek için ama bunda da çok büyük kulüplere haksızlık yapılıyor. Keşke bütün takımlar, yayıncı kuruluşlar düşünülmeyip aynı saatte maç oynayabilseler ki hepsinin dinlenme süresi, yol seyahat süreleri birbirine denk olsa o zaman sahalardaki mücadeleler daha iyi olsa ki bunun dezavantajlarını Samsun'daki maçta yaşadık. Çok iyi yaşadık diyebilirim. Ya Bandırma maçı bana göre bu sezon ligde her iki maçta da yenebildiğimiz ender takımlardan, evet, bir tanesi oldu Bandırma Spor. Şu bir gerçek, biz transfersiz oynadık. Rakibimiz yepyeni bir takım kurarak mücadele etti. Dünyanın transferini
yaptı. Buna rağmen biz kendi öz kaynaklarımızda yenebildiysek, kazandıysak ne mutlu bize. Ancak Bursaspor'un bu bir hatası var. İki sezondur tribünde bana saçım, yani saçım saçta kalmadı ama iyi olacak. Hakikaten öfkeden deliye döndüren gereksiz kaleciye paslar, kısa oynamalar gerçekten çok büyük sancı olmaya başladı. Yani her iki maçta da, hem Bandırma maçında rakip bu sefer önde baskı yapınca sizi hataya zorluyor. Bunun sonucunda da rakip çok rahat pozisyonlar buluyor. Yani öyle goller de yedik. Yani mesela Devalle'nin bir hatayla gelen şutunda topun kale direğinden dönmese, gol olsa 2-0 olacak zaten. 2-1 olacak. Yok, o zaman Devalle'nin 2-1 öne geçeceklerdi. Evet. 89'du. Evet. Yani bazen bu tip şeyler de insanı, rakibi bir de süratli pres yapabilen oyuncuları varsa size sıkıntıya neden oluyor. Bandırma maçında bunu çok yaşadık. Gereksiz paslaşmalar. İleriye oyun varken geriye dönüp orta sahadan kaleciye top atmalar kadar saçma sapan bir oyun yok. Ama biz nedense iki sezondur bunu Bursaspor olarak çok uyguluyoruz. Yani gereksiz bir şekilde bu şeyle geri yalçın, pasları yalçın koşu kavakla başlayan, ki bir ara Ataberk'in yediği gollerden sonra o düzenden vazgeçildiydi ama şimdi Canberk'le iki haftadır bu özellik bayağı rahatsızlık vermeye başladı diyebilirim. Peki Sayın Köntök, devam edeceğiz sizinle yine. Sayın Tan, Bandırma Spor mücadelesi 2-1'lik bir galibiyet. İşte gollere baktığımızda 85 ve 90 artı 4'te genç kardeşimiz Eren Güler'in sonradan 61. dakikada oyuna girip iki tane güzel gol atıp yine Türkiye'nin tüm gözlerini Bursa Spor'a çevirmesini, acaba bir yıldız daha mı geliyor şeklinde düşünmelerine sebebiyet verdi ki Bursa Spor'da zaten yıldız adayı bitmez. Eren de bunlardan biri. Tabii ayaklarını sağlam yere basması lazım. Bir maçla ne yıldız olunabiliyor, bir maçla ne çok kötü futbolcu olabiliyorsun. Bunları da zaten siz teknik direktör olarak çok iyi değerlendiriyorsunuz. Bandırma Spor maçını kısa bir değerlendirelim. Sonra Samsun Spor maçına da geçeceğiz. Bandırma maçı çok kısa. Gerçekten çok keyifli maç oldu. Ben evet, keyif aldım. İki tarafta çok pozitif, üretken. Yani her ikisi de risk alarak. Çok sorunları yok. Düşme sorunları yok. Çıkma sorunları yok. Dolayısıyla o kadar çok pozitif pozisyon oldu ki maç gitti geldi iki taraf arasında. Bence Eren bizim lehimize bu işi değiştirdi. Onun için benim hatırımda kalan keyifle seyrettim pozitiflik tarafını. Dolayısıyla bu bir avantaj seyirci için. İşte bazen böyle amaca gitmeyen bir Bursaspor'un böyle maçlar çıkardığını da kabul edelim. Ama bence iki tane olay var orada. Bir tanesi Eren'in girmesi, sonra Batuhan'ın çıkması. İki aday dedik ya biraz önce, yıldız olmaya aday diye. Hatırlar mısınız Eren'le ilgili burada konuşmuştuk hep. Sonra ben onu antrenörlere sordum, Eren'le ilgili bilgi almıştım. Çok önce oynamıştı 5-10 dakika. Evet oynamıştı. Oynamıştı, çok dikkatimi çekmişti belli özellikler nedeniyle, sormuştum. Sonra da 15 gün önce Eren'i bir maç önü konuşmasında konuşmacı olarak gördüm ama gerçekten şu anda metroseksüel derler ya, genç, bakımlı, hoş, harika. Çok beğendim. Hem konuşmasını hem fiziksel konumunu, kendi tabii düzgün Türkçesini ve kendine bakma halini çok beğendim. Ki bu bakma hali biraz iddialı bir şeydir. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Biliyorum. Zaten onlara çok dikkat ediyorsunuz. Çok önem veriyorum. Çünkü o fiziksel, o metroseksüel dediğimiz çağdaş bir genç olmak biraz da özgüven ister. Maçta gördüğüm 15 dakika özgüveni yüksek ve diğerlerinden farklı bir Eren görmüştüm. Onun için araştırma yapmıştım. Onu tekrar görünce 15 gün önce o da onu tamamladı. Biraz daha tamamladı diyelim. Maça girdi, başka şeyleri de tamamladı bence. Evet. Şimdi ben Eren'in attığı iki gole bakmıyorum. Net gol vuruşları gayet güzel. Ama şuna dikkat etmeli herkes. Eren
santfor gibi oynadı o gün ve nerelere doğru koştu? Kendine hangi pozisyonlar buldu? Bulması. Nasıl topsuz koşu yaptı? Hangi hareketlenmeleri yaptı? Nasıl sakin oldu? Hallerine bakın. Yani mesele burasıdır. İki tane gol, iki saniyedir. Ama onun dışında 30 dakika, 1800 saniye seyredeceksin Eren'i. Onun için ben biraz onlara dikkat ettim. Eren'i zaten beğeniyordum. Oradan şunu söyleyeyim. Buyurun. Eren'in o iki golden sonra çok şans, yeterince şans almadığını hocaya eleştirdim. Evet. Açıkça da bunu yaptım. Ancak bu bir şeydir, önemli bir olay bence Eren için de, Bursa Spor için de ve işte eğitim insanları için de önemli. Ama Batuhan da son dakikada oyundan aldı. Şimdi burada Batuhan'ın dalgalanacağını biraz sanıyorum ki onun şeyde diğer U takımlarında oynarken böyle bir şeyle karşılaşmadığı için biraz da etkileneceğini, olumsuz etkileneceğini tahmin ediyorum. Ama hocaların teselli edeceğini biliyorum. Eren'in de böyle bir deneyim yaşaması, ilk defa başına erken gelmesi, doğru profesyonelliğe doğru erken uyarı olarak görüyorum. Bunu doğru algılayacaktır. İşte profesyonel hocaların böyle kararları olur bazen. O da bunu olgunlukla karşılayacaktır. İşte Batuhan kendi eksiklerinin ne olduğuna şimdi iyi bakacak. Biraz daha iyi bakacak. Eren de bu maçta biraz daha görünmedi, kayboldu. Biraz daha bakacak. Ama Eren de böyle tarif etmek istedim. Çünkü özgüvendir futbolcuyu futbolcu yapan. Evet. Hatırlar mısınız bilmiyorum. İki golü attıktan sonra yine Bursaspor kontraya çıktı. Ayağının dışıyla Burak Kapacan'ın önüne bir pas aldı. Burak Kapacak karşı karşıya kaçırdı. 2-1 öne geçtikten sonra. Yani o pas bile, yani Eren'in ayağının ne kadar kaliteli olduğunu, hızlı düşünebildiğini ve doğru yere pas atabilme tekniğinin de çok iyi olduğunu da bir göstergesi. Samsunspor maçında farklı oynadı. Evet, yani santrafor bölgesinde değildi. Ya Samsunspor maçında tuhaf bir sistemle, taktikle çıktık. Santraforsuz bir sistemle oynadık. Eren o maçta da kaybolup gitti. İsterseniz buradan Samsunspor maçına geçelim Sayın Ekendim. Bu arada bir buyurun. Mehmet abiye bir aydınlatıcı bilgi vereyim. Aslında Mustafa Hoca ile Fazlı Hoca Eren'i daha önce hazırlamışlardı. Ama Eren antrenmanda ciddi bir sakatlık geçirdi. Bu sakatlık sonrasında uzun, çok uzun bir tedavi süreci geçirdi. Ondan sonra yeni sahalara dönüyor. Tahmin ediyorum ki artık Vefa'yı da yakın bir gelecekte, belki son maçlarda bir 15-20 dakikayla başlayıp belki son Eren, maçlara doğru. Eren şans bulmasında ana nedenlerinden sakatlık bir tanesi sakatlık sonrası. Bir de sakatlık sonrasında yaşadığı Fazlı Tan'ın Bandırma maçı sonrası yaptığı değerlendirmede de kendine güven açısından çok kayıplar yaşadığını belirtti. Demek ki artık o da bu krizleri aşarak oynamaya da başladı. Oynarsa kendinin kazanacağını öğrendi. Yani U16, U17 milli takımlarında 13 tane, 16 tane maç oynamış. 9'a yakın gol atmış bir oyuncu olarak. Ben Bursaspor'da bu ligde iyi isimler arasına, ki bu kadar çok yabancı şeyinin çöplüğünün yaşandığı birlikte Türk oyuncuların daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Şimdi aslında konuştuğumuz genel olarak maçın dışında bir noktayı konuşuyoruz. Ama detay. Ancak Türkiye'deki eğitim düzenini bildiğim için, Bursaspor'da bildiğim için Eren'i özellikle gündeme getiriyorum. Şu anda takımda oynayan birçok çocuğun özgüven bakımından nasıl görüntü verdiklerine herkes, daha doğrusu Bursaspor'un kulübünün ve teknik adamlarının bakması lazım. Şimdi sorun bu, bir sorundur. Onun için Eren'i gündem olarak getiriyorum ki insanlar biraz daha farklı bakmaya başlasınlar. Diğer çocukların da başka bir takım, bu yönde bir takım eksiklerini net görüyoruz. Ama çocuklar 10 yıldır oradalar, 8 yıldır oradalar. Daha iyi hale gelebilirlerdi. Bir tanesi, burada çok şey bahsettik biliyor musun? Buna evet, dair evet, çok şey evet. Çok şey konuştuk. Onun için Eren dikkatini çekmişti. Bu vesileyle birkaç cümle daha söyledik. Artık oraya bakmamız lazım. Görünen özelliklerine değil, görünmeyen taraflarını iyi görmemiz lazım çocukların. Evet. Peki Sayın Ekentok, Samsun mücadelesi, Yılpor Samsun Spor mücadelesi. 4-1'lik bir mağlubiyet. Bursa Spor, yanlış hatırlamıyorsam bu sezon ilk defa 4 gol yedi. Büyük ihtimalle de öyle, hafızam beni yanıltmıyorsa ilk defa 4 gol yenen bir müsabaka oldu Bursaspor açısından.
pek de varlık gösteremediğimiz, özellikle ilk yarıda hiçbir oyun anlayışını sahaya süremediğimiz, belli bir değişiklikler sonrası ikinci yarının sonlarına doğru bir kıpırdanma, gelen gol sonrası ikinci golü kovalama, pozisyonlar bulmada vardı ama ikinci golü atamayınca, son golü yine Samsunspor atınca maçta 4-1 lig bir skorla sona erdi. Samsunspor maçıyla alakalı düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi Samsun maçıyla ilgili Bursaspor'un bu sezon izlediğimiz bu sezon 3 tane 4 tane kötü maçı. İnanılmaz kötü oynadığı, ki bunların başında bir Bursa'daki Ümraniye, evet, Ümraniye maçı, sigorta, Ümraniye maçı geliyor. Bu da Bursaspor'un hiçbir şey futbol adına bu genç kardeşlerimizin Bandırma maçındaki olağanüstü arzulu istekli futbollarından gitmiş yerine teslim olmuş, bir teslimiyetçi bir ruhla sahaya çıkmış. İlk defa bu genç oyuncularımızı ben böyle gördüm. Bu benim şahsi fikrim. Bir de bunda en büyük etken, biz ikinci dakikada şanssız bir gol, evet. Savicevic'in harika bir pasında Yasin'in, ki Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir oyuncunun attığı bir akıl dolu bir golle bir anda maça 1-0 yenik başladık. Ama ben bu golden sonra bizim oyunculardan bir kıpırdanma bekledim ama maalesef bu kıpırdanma hiç olmadı. Bunda ya oyun düzeninin, erken gelen golün bir şeyi vardı. İlk defa gene Ramazan, mesela Ramazan Keskin'le sağ bekle başladı ki bunun en büyük özelliği ön libero gibi oyun oynamasıydı. Onu da Hamrun'a vermiş ki Hamrun'la attığı serbest vuruştan attığı gole kadar Ramazan onunla mücadele etti. Yani en azından onu fazla pozisyon içerisine sokmadı. Yani bir de Hamrun'un attığı golde, yani insanların, bu futbolu yönetenlerin, hakemlerin en az bu pozisyonu 50 sefer oturup izlemeleri ve ne kadar komik bir faul verdiklerini ve kart gösterdiklerini öğrenmeleri gerekir. Faul yok, kendine attı o Samsunlu oyuncu, bir serbest vuruş oldu. Arkasından ta 90'a hakikaten Canberk harika uzandı ama top yan direkten içeriye girdi. Yapacağı hiçbir şey yoktu. 2-0'dı. Zaten ondan sonra 61'den sonra biz gene bir bayağı bir değişiklikler yaptık. İki tane Eren çıktı. Eren ve Ozan İsmail Koç. Berat girdi. Sonra Özer çıktı. Ozan İsmail Koç oyuna Ramazan girdi. Oyuna girdi. Pardon, Ramazan çıktı. Ertuğrul Kurtuluş oyuna girdi 61'de. Ondan sonra da biz birazcık atak gözükmeye başladık. Yani Emirhan, özellikle Emirhan arkada, Taha iyi bir savunmada yine başarılıydı. Ama bizim en büyük eksiğimiz savunma, Taha'nın yanında bir tam stoper özellikli bir oyuncumuzun daha olmamasının sancılarını maalesef yaşıyoruz. Aykut Akgün, Can Siperhane mücadele etse de yerinin oyuncusu olmaması nedeniyle maalesef Bursaspor acı çeke çeke, Mustafa Er'in de bu sezonu acı çeke çeke tamamlayacağız diye basın toplantılarında bizlere sıkça söylüyordu. Aynı öyle. Bu maçta gerçekten çok acı çektik. Emirhan'la birlikte ikinci yarıda pozisyonlar da denedik. Arkasından yani öyle bir gol yedik ki, iki tane yediğimiz golde savunmada, orta sahada özellikle üçüncü ve dördüncü gollerde topu uzaklaştırmayı genç oyuncularımızın acemilikleri nedeniyle yapamamasından biz iki tane gol yedik. Evet. Yani Emirhan'ın 2-3 tane şut denemesi vardı. Bir tane Onur'un vardı. Bunlar da kaleyi bulmadı ama 82'de Emirhan Onur'a attırdığı golle
bizi bir umutlandırır gibi oldu. Arkasından pozisyonlar bir bulduk. Pozisyon daha bulduk. O da gol vardı yine, evet, dediğiniz gibi. Yan direğin dibinden, evet, gitti. Çıktı. Eğer o çerçeveyi bulmuş olsaydı maçın 3-2'ye gelirdi. Dakika maçın 80 8 civarıydı işte, ama ondan sonra da, evet, 90 artı 5'te sonradan oyuna giren Gökhan Alkan'ın golüyle maç 4-1 bitti. Skor, yani futbol olarak iyi futbol oynamadık. Ki Fazlı Tan da maç sonunda da bunu açık yüreklilikle en kötü oyunlarımızdan biri diye itiraf etmesi. Ama şu bir gerçek, rakibe bakıyorsun, çok kaliteli kadroya sahip. Hamron gibi geçen Erzurum'da şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Savicevic, İlyas Kubilay. Evet. Arkasından Gökhan Karadeniz, Yasin Öztekin, Gudjo Kocher. Yani sonradan girenler, Brezilyalı Correa. Yani evet, baktığım vakit gerçekten çok iyi bir kadro olan takım karşısında biz ezildik. Yani biz ilk defa, yani buradaki maçta da Samsunspor'u 3-0 yendiğimizde Samsunspor bizden çok çok daha iyi futbol oynamıştı. Biz ayağımıza gelen pozisyonları değerlendirdik ama biz bu maçta hiç pozisyon üretemedik. Yani 90 dakikaya baktığımda, aldığım notlara bakıyorum, Bursaspor'un golün dışında bir pozisyonu yok, evet, maalesef rakip kalede. Onların bizim kalemizde aşağı yukarı 9 tane var. Yani Canberk, 9 pozisyon var. Canberk'in 3 tane karşı karşıya net çıkartması kurtardı var. Ama biz, bizim maalesef pozisyonumuz yok. Nurullah belki de yere yatmadan maç tamam, bir 90 dakika tamamladığı bir maç oldu bu. Yani hiç zorlamadık. Golde de zaten onun da yapabileceği hiçbir şey yoktu. Onu sadece güzel vurdu köşeye. Onur'la Nurullah kaldıydı. O da köşeye vurdu. Bana göre kötü oynadık. Ha, skor 4-1 olmalıydı. Bence 4-1 biraz fazla oldu. Ama biz çok basit hatalar yaptık. Yani ki özellikle 4. golde, ki sonradan o şeyin oyuna giren Gökhan Alsan'la Kubilay. Yok abi, Nadir Çiftçi. Nadir Çiftçi'nin iki tane nefis şutu vardı ki ikisinde de Canberk çok başarılı oldu. Ama iyi oynamadık. Ha, tamam, rakip hakikaten bizden çok çok daha iyi oynadı. İstedi. Çünkü bu maçta puan alamamış olsaydı, 3 puan alamamış olsaydı direkt Süper Lig'e çıkabilme yarışında çok büyük bir yara alacaktı. Evet. Yani bu nedenle de aşırı bir sert olarak oyuna da başladılar. Maçın hakemi de bunlara müsamaha edince ve ya serbest vuruşlarda da Samsun'un etkili olduğunu görünce hep Bursaspor yakın pozisyonlarda serbest atışlara hükmetti. Onun sonucunda da işte böylesine bir skor ortaya çıktı. İyi oynamadık. Yani peki, işin gerçeği bu. Ama bu maçta benim üzüldüğüm Tuğbe Akgün'le Ozan İsmail Koç'un gördükleri kartlarla cezalı duruma düşmeleri oldu. İki oyuncu da pazar günü sahada yerlerini alamayacaklar İstanbulspor maçında. Onu da belirteyim. Evet, Sayın Tan, sizinle de bir Samsunspor maçının değerlendirmesini alalım. Kısa olursa sevinirim çünkü Tan hocam. Şöyle, Samsun maçı dahili de olmak üzere önemli konularımız var. Fazlı Tan hocam çok güzel değerlendirme yapmış. Açık, objektif. Genelde böyle yapıyor. Beğeniyorum hakikaten. Ve gerçekçi olmak lazım. Tabii teknik adamlar da, yönetimler de gerçekçi olmak lazım. Olurlar, evet, olmalılar. Doğru. Eğer olmuyorlarsa yönetim başta bu kulübü şu ana kadar olduğu gibi kötüye doğru sürüklerler. Evet. Şimdi tabii biz iyimseriz, sorumluluğumuz yok. Bursasporluyuz ve dolayısıyla birçok eksiği tolere ediyoruz kendi içimizde. Yani gerçeği görmek konusunda tabii en çok teknik adamlar ve kulüp görecek ama biz de bunu biraz tolere ediyoruz.
Mesela Cemal dedi ki erken gol yedik, moralimiz bozuldu. Kıyaslayalım. Giresun maçında 2-0 önde mağlup başlamıştık, hatırlıyor musunuz? Evet. Sonra ne oldu? Reaksiyon gösterdi. Tersine oldu. Geldik. Aklımız, ruhumuz yerine geldi. Risk aldık. Kaybedecek bir şey yok dedik. Mahvettik Giresun Spor'u. Dolayısıyla bir tanesi evet erken gol avantajları olur ama sen belli bir şey taşıyorsan sen buna karşı reaksiyon gösterirsin. Gösterirsin. En kötü maçımızı oynadık. Tan Hoca'nın dediği gibi. Hatta ben maçı izlerken öyle bir görüntü gördüm ki, öyle bir görünüyor ki ya biz bu ligin en kötü takımıyız görüntüsü verdi o takım bize. Ya, bir maç özelinde. Ya bu maç için evet. Söylüyorum. Dolayısıyla işte tölere edici şeyler bunlar bizim için. Samsun tabii iyi takım, bütün bunlar doğru. Bütün bu kıyaslamalara bakarsak yukarıdan 6 tane 7 tane takım hepsi paralı takımlar, profesyonel, tecrübeli, şunlar bunlar. Sezonun başında bizim direkt geçemeyeceğimiz aşağı yukarı iddiaya girsen yine bir kazanırsın. Evet. Ama bunu demiyoruz biz, demeyiz. Umudu taşımamız lazım, umudu korumamız lazım. Mustafa Hoca da bunu biliyor, bunun çok zor olduğunu. Onun için acı çekeceğiz dedi. Şimdi o zaman şapkayı herkes önüne doğru koysun. Onun için işte Eren Özel örneğinden, Özer bizim baba arkadaşımız, kardeşimiz dahil, hepsini tek tek doğru vurgulamaya çalışıyoruz. Bandırma Spor maçında Tuğbe harika maç oynadı, en iyi maçını oynadı. Dün de fena değildi. Kastettiğim, gençler duruyorken hiçbir şey oynamayan Özer... Artık umudumuz da yok. Almamalı. Vermemeli yani. Özer hatta hak etse bile o şansı şimdi başkasına vermemeli. Şimdi geleceğim zaten. Ha, yani tamam, onu geçelim. Maçını dolayısıyla değerlendirdikten sonra Mustafa Er Hoca hakkında. Bizler de yorum yaparken hakikaten duygusallaşıyoruz. Çok fazla bazen koruyucu oluyoruz. Gerçeği görmesine yardım etmemiz lazım. Bu programların biraz anlamı olur. Kime? Yönetim kuruluna, evet. Bursa camiasına. O nedenle en kötü maçımızı oynadık. Bandırma bizi çok umutlandırmıştı, çok hoştu ama maalesef bir şey yaşadık. Tersten bakarsak avantajlı, transferler yapmış Çaman'ın dediği gibi, avantajlı zaten. Dolayısıyla birçok da hatamız var. Mesela ne güzel Altay maçıyla da onu kıyaslarım. Altay maçında 10-11 pozisyon vardı, ben söylemiştim. Bak dedi ki Cemal 9-10 tane pozisyonu var, 4 evet. Oldu. Altay maçta 3 oldu. Altay maçını hatırlayın. Niye bu kadar olmuştuk? Çünkü reaksiyon gösterememiştik Altay maçına. Onun tecrübeli oturmuş ayakları bizi halletti. Bunlar da biraz öyleydi. Dolayısıyla biz eksiğimize doğru bakmayı öğreneceğiz ki gelecek yılı planlayacağız. Planlamış olmamız lazım. Evet. Dolayısıyla bu kulübün vazgeçmeyeceği tek tek şey, burada şunu da söyledik. Çok iyi eğitim yapan Bursa gibi 50 yıla yakın potansiyeli olan genç eğitim, bu kentte biriken genç eğitimi Bursa Spor'un sıçratması lazım. Evet. Maalesef sıçratmayan Bursa Spor kulübüdür. Bakın Bursa Spor kulübü yönetimine bunu sıçratma tabası hiç amacı gözetmemiştir. O nedenle böyle takılıp kalmışıktır. Ama biz bunu sıçratırsak hiç vazgeçmeyeceğimiz eğitimlerle biz bu ligden, birinci ligden Süper Lig'e çıkma şansı sürdürebiliriz. Evet. Bu sene bile vardı. Onu da yönetim engelledi sağ olsunlar. Yani Samsun maçı, Giresun maçı, Altay maçı kıyaslamaları bize birçok şey veriyor. Bundan sonra önceki 31 maçı kıyaslarsak bize birçok şey veriyor. Birçok eksiğimiz var. Bir tanesi şunu da söyleyeyim, defansta. Defansif hamle yer ya, orta saha içinde defansif karakter diyelim. Defans takımı, takım defans yapar. Bu pozisyon almalarla olur, takım oyunu gelişir. Herkes yerli yerinde olur. Ama bir detay daha var. Her oyuncu hamlesini doğru hamle yapar. Tam zamanlamasıyla zamanlama yapar. Yani önce pozisyon alma, sonra hamle yapma. İkisi ayrı şeydir. Bütün bir değildir ikisi. Şimdi her ikisinde de bizim defansımızda bunda daha çok hata yaptı. Biz bütün bunları, mağlubiyetlerin bir kısmında bunları yaşadık. Evet. Şimdi o zaman bir daha düşünelim. Bu çocuklarla işte oluyor, bir yere kadar oluyor. Bir yerlerde bir şeyler eksik. Ne kendimizi avutalım. Bu kentin temsilcisi olacak, bu kenti heyecanlandıracak yapıya kavuşmamız lazım. Ben burada bırakayım. Herhalde bir şeyler daha var. Peki. Şimdi Samsun Spor, hatta buna oynadığımız Bandırma Spor mücadelesini koyabiliriz. Artık ligin sonuna doğru geliyoruz ve yani taraftarlar da artık daha da gençlerin, daha az süre alan futbolcuların oynamasını isteyen tavırları ve görüşleri var. Yani mesela hala ben Mustafa Er Hoca'nın özel hurmacı ısrarını mesela anlayamıyorum. Yani bu bana çok ilginç geliyor. Orada farklı bir oyuncu oynatılamaz. Mesela Sayın Ekentok kendi de beğenir. Bunlardan biri de İsmail Can Çavuşçuk orta sahada oynayabilir. Yani özel ısrarını Mustafa Hoca
sürekli yapıyor ama tepki de çekiyor bu anlamda. Evet, Mustafa Er'i eleştirebiliriz. Şey anlamında söylüyorum bunu. Oyuncu değişiklikleri veyahut da taktiksel anlamda. Bunu maç maç değerlendirebiliriz ama genel anlamda bir eleştiri değildir bu. Maç özelinde bir eleştiri olarak değerlendirelim istiyorum. Sayın Ekentok, sizinle başlayalım. Siz ne dersiniz bu konuya? Valla ben yani üst bir maç şey sonra diyemeyeceğim. Özer Hurmacı etkisizdi. Mustafa Er'in antrenmanları izleyemediğimiz için, bilemediğimiz için ısrarlı demek ki elinde orada işi bitirecek başka genç oyuncusu olmadığı için mecburen Özer'le sahaya çıkıyor şeklinde yorum yapıyorum. Herkesin görüş açısı elbette, farklı. Elbette, elbette. Tabii. Yani herkes ama şu bir gerçek, herkesin oynamasın dediği mesela Onur da şeyde Burak Altıparmak'ta bu takımın en çok iş yapan iki ismi arasına geldi. Aykut'un yerinde kimi oynayacağız? Taha gerçekten çok iyi oynuyor ama stoper özellikle işte yani iç sahada aldığımız Ümraniye yenilgisinde Furkan Emre'nin yaptığı hatalarla yediğimiz golleri burada uzun uzun anlattık. Böyle bir durumda da İşte Mehmet abinin de söylediği gibi yönetimin transfer tahtasını açtıramayıp... Bir yere kadar oluyor gerçeği. Yani gençlerle bir yere kadar gelebiliyorsun. Mücadeleleriyle bir yere kadar gelebiliyorsun. Ama senin gençlerin 15 tanesi ilk defa profesyonellikte futbol oynuyorlar. Evet. İlk defa bu ligde oynayan futbolcunun verebileceği reaksiyon belli. Ve çoğu kendi bölgelerinde eğitimini aldıkları bölgelerde oyun oynamıyorlar. Kendi hepsi, bölgelerin dışında da oynadıkları birçok. Hepsi bir çok... başka bölgelerde oynuyorlar. Mesela Ozan İsmail Koç'u biz orta sahada daha verimli gördük Özer'in yerinde oynadığı vakit. Biz onu bir sonra sağ bek olarak oynattık. Evet. Şimdi gene 3-5-2'nin Samsun maçında da yine son bölümlerde gene böyle orta sahanın tam sahanda gibi oynattık. Yani bu oyuncular farklı bölgelerde de oynuyorlar. Yani alışkanlıklarının dışında oyun oynamak Mustafa Er'in dediği gibi mevkilerinden 4 tane, 3 tane, 4 tane oyuncu transfer yapabilmiş olsaydı Bursaspor belki o çok puanlı takımların arasında Altın Ordu'nun yerinde veya Altay'ın bulunduğu yerde de bence Bursaspor olabilirdi. Biz transfer yapamadık. Ve tabii en büyük neden bence bu genç oyuncular. Artı bir de Ali Akman'ın gereksiz yere bir paylaşımı nedeniyle kadro dışı kalmasının sancılarını Bursaspor çok çekti. Pandemi de yani pandemi salgın diyelim. Yani Covid-19 yeni tip koronavirüs nedeniyle yani 8-10 tane futbolcu gerçekten çok etkilendiler. En az 7-8 futbolcu 5-6 maç oynamadılar. Dönenler de daha yeni yeni mesela Onur Hastanede, Onur Atasoy Hastanede ciğerleriyle ilgili tedavi de gördü. Buna rağmen çıktı sahada çok iyi bir şekilde mücadele verebilen Ender bu hastalığı atlatıp da mücadele eden insanlardan bir tanesi. Bu da çok etkiledi. Evet. Ama biz genç oyuncular bana göre ben hiç kimseyi eleştirmiyorum. Bu takım bana göre bu sezon ligden düşmeye en büyük aday takımlardan bir tanesiydi. Mustafa Er'le birlikte bu genç oyuncular inanılmaz işler başlattılar. Bizleri playoff'a girecek kadar biz gazeteciler, tecrübeli insanları dahi playoff umutları, hesapları yapabilecek duruma getirdikleri Adana için... Adana Demirspor galibiyetinden sonra ilk iki bile yapıyorduk. Ah, bu hastalık olmamış olsaydı evet, bu olabilirdi. Ama hastalık ve bir de gençlerin hani deneyimleri olmamasının sancılarını Bursaspor hem hastalıklar hem de bu şeyle bayağı yaşadı. O nedenle ben bu kadronun Mustafa Er'le birlikte başarılı olduğuna inanıyorum. Katılıyorum size. Ya olabilir. Elbette gençler... Dediğim gibi yani oyuncu tercihleri ve taktiksel anlamda Mustafa Hoca'yı eleştirebiliriz.
Bunda hiçbir sıkıntı yok ama sezona vurduğumuzda futbolcu kardeşlerimiz ve Mustafa başarılıdır. Mesela Özer'e bakıyorsun. Özer zaten maçlarının çok büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle oynamadı. Evet. Yani bakarsak. Yani bu biz hep orada gençlerle olduyduk. Herhalde artık belki Özer Bursaspor'da son sezonu olması nedeniyle belki böyle Mustafa Hoca da oynayarak veda etsin diye düşünüyor. Sen de haklısın. Sosyal medyada paylaşanlar da belki kendilerine göre... Yani var yani o bölge oyuncuları, Kerem Şen var, İsmail Can Çavuşluk var baktığımızda olabilirdi diye düşünüyorum yani. Tabii 46'da çıkarttı hemen Özer'i. Yani Ozan İsmail Koç girdi de ama işte, ilk 11'de olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Biz de düşünüyoruz ama işte 3 tane sarı kartı var, ceza alır diye korkuyorsun ama alıyorlar yani. Evet, peki. Yok ben çocukları hiç böyle hiç de şey yapmak istemiyorum ama tek şeyim sosyal medyada bir paylaşımından sonra Batuhan Kör'ün linç edilmesi gibi çocukları olumsuz etkilemesi nedeniyle sosyal medyadan ben genç futbolcularımızın uzak kalmalarını arzuluyorum. Bunların başına Bursaspor Kulübü'nün birer mentor vermesi şart. Bunları psikolojik olarak hazırlamaları şart. Bizim gençlerin en büyük eksikliği bu. Ki amcasının yönlendirdiği Ali Akman bile o milli takım, Ümit Milli Takım kampında imzaladığı sözleşmeyi paylaşmasaydı bugün Bursaspor çok farklı yerlerdeydi. Hepimiz burada farklı şeyler konuşuyor olurduk. Peki. Sayın Tan, size de söz vereyim bu konuda. Mustafa Eri tabii yani sezon daha bitmedi. Sezon sonunda bir program yapıp hem futbolcuları hem teknik direktörü değerlendireceğimiz bir program, bir bölüm olacak tabii ama Samsun Spor maçı üzerinde tepki çeken ve Mustafa Eri üzerinde artık gelecek sezon düşünülmemesi gerektiğini paylaşan birçok kesim oldu. Yani insan bunlara şaşıyor. Hani sözü size vereceğim ama para yok, doğalgaz yok, elektrik yok. Ya Covid'le şey uğraştın. Yok. Bazı futbolcular yollarını ayırdı. En çok değer verdiğimiz futbol, Ali Akman mesela bunlardan. Ya bu Mustafa Er daha size ne yapsın? Ben anlamıyorum yani. Gelecek sezon olmamasıyla alakalı olarak birçok tweet atılıyor. Çok ilginç geliyor bana. Hani bunları Samsun Spor maçındaki bir kötü oyundan sonra da yazılması. Tuhaf. Çok tuhaf. Şimdi Volkan, Mustafa Eri sosyal medya değerlendirmez. Değerlendirmez. Ama sosyal medyada olumsuzluğun ortaya çıkması ve sürdürülmesinin önüne geçmesi gereken kulüptür. Mustafa Eri değil. Evet. Mustafa Eri başarılıdır. Bak, başarılıdır. Tartışmasız başarılıdır. Dolayısıyla başarılı, bugün başarılı, yarın daha çok başarılar taşıyacak bir hocanın sosyal medyada linç edilmesinin bu sorunun sahibi kulüptür. Nasıl dedi? Mentor veya psikologlar çocuklara yardımcı olmak için. Evet, bu sosyal medya olacak. Çocuklar sosyal medyadan da kaçamayacaklar. Futbolcular için de söylüyorum. Bazen de üzülecekler, içleri acıyacak, kızacaklar ama duygularını yönetmeyi öğrenecekler. Evet. Nasıl öğrenecekler? Yardım alarak. Kim yardım edecek? Profesyonelce ya kendileri yardım alacaklar ama öncelikle kulüp yardım edecek. Bu gençler için öncelikle bu yardıma çok çok ihtiyaç var. Bütün bunların farkında mı kulüp yönetimi değil. O zaman bizim bunların farkında olmayan bir yönetim tarafından yönetiliyoruz. Son 3 dakikamız bu arada. Dolayısıyla Mustafa Er'in hangi özellikleri güzel, hangi eksikleri var? Bunları uzun uzun saymaya gerek yok. Bunu daha sonra görüşürüz belki ama hayal görenler var. Hala bütün bu dediklerini, senin saydıklarını, benim saymadıklarımı onlarcayı görmeyip Süper Lig'e niye çıkamıyoruz diye bağıran, çıkmalıyız, şunu yap diyen talimat gibi, hani öneri demeyeyim de böyle sert söyleyenler var. Nankör bir demeyelim de. Kesim var, öyle diyeyim eksikli, ben. Eksik bu arkadaşlar. Bu eksikliği gidermenin, onların da bunu öğrenmesinin yolu profesyonel bir yapının, kurumun olabildiğince doğru bilgiyi hocalarıyla, çocuklarıyla, camiayla, kulüp yönetimiyle ilgili kendi sosyal medyasından, bakın
sosyal medyasından bunların yönlendirmesidir. Evet, evet. Dünyadaki profesyonel kulüplerin en çok başarılı ve kolayca yaptıkları şey sosyal medyalarını yönetmektir. Milyonlarca üyeleri var. Son bir dakikamız kaldı. Tamam, bitirdim. Aşağı yukarı işimiz çok. Böyle bir yapı var etrafta ama bunu aşacak olan da kulüp yönetimleridir. Evet. Çok güzel konularımız var. Artık haftaya sarktı. Mesela bunlardan biri nedir? Avrupa Süper Ligi. Bunu konuşamadık. Dünya ve Avrupa futbolu bununla kasıp kavruluyor. Başkan adayları ile alakalı olarak görüşlerimiz vardı. Bunları değerlendiremedik. Sayın Ekent Öküz, son sözü de size vereyim ve sonra programımı kapatacağım. Ama Mustafa Eri, girdim araya. Mustafa Eri'yi götürüp başkasını almak için aday olanlar da var. Şaşırdım. Peki, tamam. Şaşırdım. Haftaya değerlendireceğiz onları. Şimdi ben salondan kısaca... 30 saniyemiz kaldı. Evet, İnegöl Spor şampiyonluk adaylarında Anagold 24 Erzincan'la hafta arasında 0-0 berabere kaldı. Bayburt özel idaresiyle Karacabey 0-0 berabere kaldı. Yıldırım biliyorsun grupta ikinciliğini sürdürüyor. 2-0 dışarıda kazandı. Salonda Budo Gömlek GTC Düzce'yi 81-75 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Tofaş erteleme maçında Ala Petkim'i 62-83 yendi. Burada ise Darüşşafaka Tekfen'i 101-89'da geçti. Ancak üzücü bir sonuç Galatasaray Bursaspor tuttu Furitti ekstra Bursasporumuz. Üzücü bir sonuç değil ya. Biz aldığımız akıllı o maçı oynadık. Galatasaray maçında maalesef hakemler sahada verilen mücadeleye hakemler gölge koydu. Maçı Bursaspor'dan aldılar. Bursaspor kazansa ilk 8'e girip playoff oynayacaktı. Oynayabilme fırsatını, şansını yakalayacaktı. Ama Galatasaray Fethiye'nin Bahçeşehir'i yenmesiyle düşme korkusu içine girince hakemler federasyonun da gayretiyle maçı Bursaspor'dan aldılar. Onlara verdiler. Yarın da Yıldırım'ın Kırıkkale Büyük Anadolu ile maçı çok önemli. Kazanmaları halinde bitime 2 hafta kalacak ve ilk 2 şansı devam edecek. Liderlik şansı devam edecek. Kalmasın başka. Yok. Tamam. Teşekkür ederim. Çünkü yönetmenim de uyarıyor. Bizden sonra önemli programlar var onlar için. Süresinden çalmayalım onların da. Teşekkür ederim bir kez daha geldiğiniz, konuk olduğunuz için. Haftaya yine buradayız. Mutlu günler, mutlu akşamlar.